Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, biz Kur'an yeter dedikçe ısrarla tarikat ve cemaatler Kur'an yetmez diye inat eden insanların kurdukları cümleyi biliyorsunuz. Ne diyorlar? Eğer Kur'an yetiyorsa o zaman hadi bana namazı göster. Madem Kur'an yetiyor o zaman hadi bize zekatın %41 olduğunu Kur'an'dan göster. Daha doğrusu Kur'an'dan olmayan bir şeyi önce Kur'an'dan olduğunu kabul edip sonra da size gösterin deme taktikleri. Şimdi bu videonun amacı ne biliyor musunuz? Aslında amacın namaz kılmak, zekat vermek değil. Aslında amacın hadisleri kabul ettirip sonra da kabul edilen bu hadisler ile istedikleri hayatı, istedikleri ortamı bir araya getirmek. Asıl amaç bu. Şimdi çok basit bir iki tane video göstereceğim. Her biri bir dakika. Ondan sonra da doğru soruyu biz onlara öğreteceğiz. Diyeceğim ki ben onlara, madem Kur'an yetmez, neden şöyle bir cümle kurmuyorsunuz? Şimdi önce hadislerin ihtiyacını iliklerine kadar hissetmiş olan bu şahısların kalbindeki peygamberi anlamamız lazım. Bizim Resulümüz. Bizim Resulümüz onların peygamber dediği ki peygamber kelimesi Kur'an'da yoktur. Resul vardır, Nebi vardır. Çevirirseniz elçi demeniz gerekir. Resul, Nebi ya da Türkçesi elçi. Şimdi bunların kalbindeki Resul nasıl bir Resul? Önce onu müsaadenizle bir görelim. Eski bir video ama sık sık yenilememiz lazım. Hafızalarımızı canlandırmamız lazım. Bakın, hadis savunucularının kalbindeki Resul nasıl bir Resul? Hz. Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye "Ya Rabbi, benimle Muhammed aleyhisselam arasındaki fark ne?" diye buyurdu Allah. Şimdi Musa Resulü Muhammed Resulü'den haber olması lazım. Ama o önce doğdu. Önce doğdu, yaşadı ve vefat etti. İsa'ya ölmedi diyorlar da Musa'nın öldüğünü hepsi kabul ediyor. Şimdi Musa Resulü'nün Muhammed Resul'den nasıl haberi var? Ne olacak? Ruhlar alemine götürecekler. Yaratılmadan önce haberi vardı diyecekler. Bunların hepsi uydurma hikaye. Bir insan kendisinden sonra doğacak kişi hakkında yorum yapamaz. Musa Resul'ün böyle bir cümle kurduğunu kabul edenler. Bunun kaynağı ne? Hureyre mi söylüyor? Bunun nedir kaynağı? Musa ile Allah arasındaki diyaloğu Muhammed Resul mü söylüyor? Böyle bir hadis olma ihtimali var mı? Yani Muhammed Resul diyecek ki, bir gün Musa Resul gitti Allah'a dedi ki, ey Allah'ım niçin diye kurdu. Zaten öyle bir cümle kurmuyor. Cümlenin başına Resul dedi ki, Hureyre dedi ki, Tirmizi dedi ki demiyor. Bu gördüğünüz parlak delikanlı, hakikaten yakışıklı gül gibi, pırlanta gibi bir çocuk. O mollalar gibi konuşuyor. Bunlar Nurcu arkadaşlar. Bu Nurcu tayfanın, bu oğlanın linkini alta atacağım. Siz kendisine yollayın. Belki kaynağı yazar. Neredeymiş bu kaynak? Nerede söylüyormuş? Onu kendisine siz atarsınız. Ben şimdi söylediğinize tekrar ettiriyorum. Arkadaşlar, Musa Resul ile Allah konuşuyor. Kaynak yok. Bakın, önemli olan bunlar değil. Adamlardaki sınırsızlığa bakın. Adamlardaki cesarete bakın. Bakın ne diyor? Azze ve Celle, ey Musa, sen beni razı etmeye çalışıyorsun, ben ise Habibimi razı ediyorum buyurdu. Subhanallah. Subhanallah. Resulullah'ın makamı bu kadar yüceydi. Bütün peygamberlerin de peygamberi. Arkadaşlar, duydunuz mu? Musa aleyhisselam, Musa Resul Allah'a diyor ki, Muhammed Resul ile benim aramdaki fark nedir? Allah Zülcelal de Musa Resul'e diyor ki, sen beni razı etmeye çalışıyorsun, ben Habibimi razı etmeye çalışıyorum diyor. Ve arkasından da Subhanallah, o Arapça gramer çok önemli. Araplar bunları dinlesin, Araplar bunlara güler. Araplarda böyle bir telaffuz yok.
Ve diyor ki o peygamberlerin de peygamberiydi diyor. Hadsiz. Kurduğu cümle peygamber, kendi dediği peygamber Allah'ın da peygamberi. Allah'ın da ona tabi olması lazım. Haşa, Allah'ın da Resul Muhammed'e ümmet olması lazım. Neden? Ümmet Resulü razı etmeye çalışır. Öyle ya, sizin mantığa göre. Ümmet Allah'ı değil, Resulü razı etmeye çalışır. Kurduğu cümle Allah'ın üst perdesi. Bunlar Allah'a din öğretiyorlar. Ne diyor biliyor musun? Allah Muhammed Resulü razı etmeye çalışıyor. O diyor peygamberlerin de peygamberi. Hadsiz, sınırsız. Allah'tan korkmaz peygamber düşmanları, Resul düşmanları, Nebi düşmanları. Yüreğiniz varsa gelin bu cümleyi benim yanımda kullanın da bir televizyonda, bir canlı yayında bunu benim suratıma söyleyin. Allah Muhammed Resulü razı etmeye çalışıyormuş. Kantarsızlar. Terazisi bozuklar. Sizin Resulünüz Allah'ın da peygamberi. Yani Allah sizin Resulünüzün, Allah sizin peygamberinizin ümmeti. Onun için Allah size göre Resulü razı etmeye çalışıyor. Kendi yarattığı bir beşeri Allah razı etmeye çalışıyor. Bu cümlenin cezası size yeter. Gerisine hiç gerek yok. Subhanallah. Subhan Muhammed desene. Niye Subhanallah diyorsun? Subhan Muhammed de. Subhanallah niye diyorsun? Allah Muhammed'i razı etmeye çalışıyor. Sen de Muhammed'i razı etmeye çalışsana. Sınırsız. Daha önce işlediğim halde bunu 2-3 ay arayla bunu size dinleteceğim arkadaşlar. Bu adamların yakasına yapışın. Allah kimi razı etmeye çalışıyormuş bir dinleyin bakalım. Allah Muhammed Resulü nasıl razı eder? Aklınızdaki nelerdir? Bir çıkartın bakalım. İşte arkadaşlar Allah'ın Resulü'ne bu atılan iftiraların altında ne var? Ne var biliyor musunuz? Kadın düşmanlığı var. Hayvan düşmanlığı var. Her türlü melanet bu hadislerde var. Size hadisleri vermeden önce Resulü bu kadar yüceltiyorlar. Resulü bu kadar yüceltiyorlar ki arkasından da size diyecekler ki o kendi hevasından konuşmaz. O kendi hevasından konuşmaz ise o zaman bakın Resul ne demiş. Şimdi örnek bir tane daha açıyorum. Evet. Bakın şimdi dikkat edin. Bunu bir iki kere dinleyeceğiz herhalde. Bakın ne diyor. Zaten cehennemin bir çoğunluğu %70'ini kadınlar dolduracak. Allah şerlerinden muhafaza etsin. O zaman ben inşallah oraya giderim ya. Zaten... Bakın şimdi. Lütfen bir daha dinleyin. Bu gördüğünüz molla biraz önce Allah'ın razı etmek istediği Muhammed Resul'ün bir hadisini söylüyor. Nedir hadis? Cehennemin %70'i kadınlarla doldurulacak. Bakın, gence de söyleyince genç ne yapıyor? Cehennemin bir çoğunluğu %70'ini kadınlar dolduracak. Allah şerlerinden muhafaza. O zaman ben inşallah oraya giderim ya. Öyle işte pişmiş kelle gibi gülersiniz. Önce hadisi verirsiniz. O hadisler ile gençler gönüllü cehenneme gider. Siz de gülersiniz. Şimdi arkadaşlar işin özü videonun başında söylediğim konu şu. Hadisleri savunmak için ne diyorlar? Hatırlayın hadisleri savunmak için. Madem sen hadislere inanmıyorsun, sen sünnete inanmıyorsun, hadi o zaman bana namazı göster. Arkadaşlar, şöyle bir soruyu niye sormuyorlar? Arkadaşlar, mesela bana şöyle sorsa, dikkatli dinleyin. Madem sen hadislere inanmıyorsun, hadi o zaman kadınların %70'inin cehenneme gideceğini bana Kur'an'da göster. Ne güzel hadis. Sorsana bana. Hadisi savunmak için bunu söylesene. Desene ey cübbesiz Mahmut,
Madem sen hadisleri inkar ediyorsun, kara köpekte şeytan olduğunu bana Kur'an'dan göster desene. De, sor. Hadisi savunmak için bunları niye sormuyorsunuz? E cübbesiz lan, sen hadisleri inkar ediyorsun. Madem hadisleri inkar ediyorsun, biz 1000 yıldır cariyelerle nikah kıymadan aşna fişna yapıyoruz. Hadi bana Kur'an'da göster. Adamları öldürüyoruz. Oğullarını, kocalarını, babalarını öldürüyoruz. Onların karılarını, kızlarını, evlatlarını alıyoruz. Götürüyoruz, çatır çatır ilişkiye giriyoruz. Nikahda gerek yok. Hadi bana Kur'an'dan göster. Desene. Zoruna mı gidiyor? Hadisi böyle savunsana. Desene bana. Madem sen hadisleri inkar ediyorsun, kertenkele öldürmenin 100 sevap olduğunu bana Kur'an'dan göstersene. Sorsana böyle. Sor. Mesela şöyle bir soru sor. Sen madem hadisleri kabul etmiyorsun, bir İslam ordusu bir beldeye gider, orada sabah ezanını bekler geceliğin. Eğer o beldede sabah ezanı okunmuyorsa sorgusuz sualsiz oraya saldırabiliriz. Ezan okunmadı. Yani cemaatle namaz kılınmıyor. Oraya savaş ilan edilebilir, hem de habersiz. Hadi Kur'an'dan göstersene bana. Hadi madem sen hadisleri inkar ediyorsun, madem hadisleri kabul etmiyorsun, hadi ezan okunmayan bir yere sabahleyin saldırabileceğimizi, eğer ezan okunmuyorsa oraya gidip orayı kılıçtan geçirebileceğimizi hadi bana Kur'an'dan göstersene. Neden böyle savunmuyorsunuz hadisleri? Neden savunmuyorsunuz? Namaz kılarken önünüzden köpek ya da kadın geçerse namazınız bozulur. Kur'an'da yazmıyor. Madem sen hadisleri inkar ediyorsun, hadi bana Kur'an'dan göster bakayım. Kadınla köpeğin eşit olduğunu bana Kur'an'dan göster. Ben de gösteremeyeceğim. Gösteremeyince sen de diyeceksin ki, oh bak gördün mü, hadislere muhtaçız. Gördün mü bak. Kadınların %70 cehennemlik olduğunu Kur'an'dan gösteremiyor. Hadislerde var. Hayvanların, kara köpekte şeytan vardır. Bak Kur'an'dan gösteremiyor. Hadiste var. Biz hadise muhtaçız. Neden hadisleri savunurken bu örnekleri kullanmıyorsunuz? Hadisleri kabul etmiyorsan namazın rekatını göster. Bir de bunlardan sorun. Rekatı gösteremeyince bunlar normal mi oluyor bu sorular? Artık bu soruları sormaya gerek yok mu? Anlayabiliyor musunuz yapılan hileyi? Size namazın rekatını soranların amacı rekatı görmek değil. Nikahsız istediği kadar kadınla cinsel ilişkiye girmek. Ve şu anda Anadolu'da bu topraklarda bir sürü gencimiz bu hadisler ile Yemen'deki ketebelere yollanıyor. Afganistan'daki ketebelere yollanıyor. Ketebe ne biliyor musunuz? Tabur tabur. Askeri birliklere yollanıyor. El altından organize oluyorlar. Belli bir yerlerde buluşuyorlar. Oradan ondan sonra önce falanca yere gidiyorlar. Ondan sonra şu ülkeye, bu ülkeye, o ülkeye derken oradan sınırdan geçip oraya gidip gönüllü savaşıyorlar. Niye biliyor musunuz? Ya öldükten sonra huri ya da ölmeden cariye alabilmek için. Rekatı soranların bilinç altında bunlar var. Eğer hadisi savunmak istiyorlar ise her konuda hadis var. Bir cümle kurun ve o cümleyi göstererek hadislere muhtaç olduğumuzu söyleyin de samimiyetinizi görelim. Eğer siz sadece namazla, zekatla bu insanları bu uyduruk laflara inandıracağınızı zannediyorsanız, sizin vereceğiniz hadis de adam göbek atarak cehenneme gider. Cehennemin %70'i kadınların değil kardeşim. Cehennemin içinde olanlar terazide günahları fazla gelenler. Bilmem anlatabildim mi? Tabii erdemli olanlar anlayacak demek istediklerimi, kurduğum cümleyi. Eğer siz kurduğum cümleden benim ne anlatmak istediğimi anlamıyorsanız o zaman bu insanların oyuncağı olacaksınız.
Adam size namazın rekatını soracak, devenin sidiğini, peygamberin sidiğini, peygamberin dışkısını, peygamberin kılını yedirecek, içirecek, öptürecek. Ve neden biliyor musunuz? Çünkü bunların inanışına göre Allah bile Resul'ün ümmeti olması lazım. Çünkü bir insan tabi olduğunu, kendinden üstteki makamı memnun etmeye çalışır. Bilmem anlatabildim mi? Arkadaşlar bu ben linkleri paylaşacağım. Lütfen abone olmayanlar abone olsunlar. Bu tür şeylerin farkına varabilmek için. Hem abone olun ki arkadaşlarınız sizin nerelere abone olduğunuzu görüyor. Ve sizin abone olduğunuz yerleri görenler de abone olurlar. Eğer tabii onaylıyorsanız, söylediklerime onay veriyorsanız, aklınıza, kalbinize oturuyorsa ve ayetler ışığında dediğimi anlayabiliyorsanız. Lütfen Ankebut suresi 51'i kendimize baş tacı yapalım. Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an size yetmiyor mu? Selam ve dua ile.